Merhaba arkadaşlar. Sizlerden stok takibi ile ilgili çok sayıda mail aldım. Bu nedenle birkaç dersten oluşan bir seri yapacağız şimdi inşallah. Öncelikle bir klasör oluşturayım. Stok takip isimli bir klasör. Ve bunun içine bir Excel çalışma kitabı açıyorum. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Excel VBA projeleri Office 32 bitte çalışır. Onu da söyleyeyim size. Eğer 64 bit Office kullanıyorsanız bunu 32 bite çevirmeniz lazım. Windows işletim sisteminizin 64 bit olması önemli değil. Windows'ta alakası yok. Windows'unuz 64 bit olabilir. Gördüğünüz gibi benim işletim sistemim 64 bit. Office 32 bit olması lazım. Bakın dosya menüsünden hesaba geliyorum. Şurada Excel hakkında dediğim zaman şu yukarıda 32 bit yazıyor. 32 bit olması lazım. 32 bit ile 64 bit arasında bir fark yok. Derslerim çoğunda anlattım. Niye 32 bit tercih etmemiz lazım veya 64 bit? 2 GB boyutundaki dosyalarla çalışacaksanız 64 bit kullanabilirsiniz. Aksi halde 64 ile 32 arasında hiçbir fark yok. Excel VBA 32 bit Office destekliyor. Onu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bir stok takip programı yazacağız beraber. Şimdi önce hemen başlıyorum. Önce dosyadan farklı kaydet diyorum ve stok takip klasörünün içerisine makro içerebilen çalışma kitabı yaparız. Yani seçebiliriz. Aynı şekilde Excel ikili çalışma kitabını da seçebilirsiniz. İkisi de aynı şeydir. Excel ikili çalışma kitabı daha performanslı çalıştığı için makroları da aynı zamanda içeriyor, çalıştırabiliyor. Hem dosya boyutu küçük hem de daha hızlı çalıştığı için ikili çalışma kitabını seçiyorum ve stok takip diye isim veriyorum dosyama. Dosyamı kaydettim gördüğünüz gibi. Stok takip klasörü içerisinde artık şu Excel çalışma kitabına ihtiyacım yok. Programım burada arkadaşlar. Hemen her zaman yaptığım gibi ben ana sayfamı her zaman şöyle bir mavi rengi seçiyorum ve sayfa ismine çift tıklayıp buraya ana sayfa diyorum. Genellikle böyle yapıyorum arkadaşlar. Bir de ayarlar sayfası oluşturuyorum her zaman. Ayarlar. Burada da stok ID'lerini burada arttıracağız arkadaşlar. Buraya Stock ID diyorum. Zamanla ihtiyacımız oldukça diğer ayarları da ekleriz buraya. Buraya işte 1 yapacağız. Bir stok daha tanıttığımız zaman burası otomatik 2 olacak. Burası 3 olacak. Dolayısıyla burası sürekli artan sayıda bir değer alacak ve bizim stok ID'miz olacak. Yeni bir sayfaya ihtiyacım var. Buraya stoklar diyorum. Stoklar diye bir sayfa oluşturdum. Şuraya giren diyorum. Aslında tek sayfada da giren çıkan yapabiliriz ama neyse ayrı sayfalarda olsun. Buraya da çıkan diyorum. Bakın. Gkan diyorum. Hatta C harfi yazarım. Sadece C. Buna da sadece G diyelim. Yeterlidir. G ve C. Şimdi stoklar sayfasına geliyorum. Şöyle. Sayfayı genişlettim. Biraz yakınlaştırayım istiyorsanız. Buraya stok kodu diyorum. Buraya stok adı. Şuna fazla detayı yapmayacağız yine arkadaşlar. Yani mantığını anlamanız yeterli olacak. Siz kendinize göre artık bunu genişletebilirsiniz. Giren toplam diyorum. Çıkan toplam. Burada stok mevcudu. Evet, bunu bu şekilde yazdık. Şimdi gelelim giren sayfasına. Yine burada stok ID olacak, stok kodu olacak. Stok adı. Buraya tarih diyelim. Giren miktar diyelim.
Evet, şimdi bunun aynısını kopyalıyorum. Şu CES sayfasına da yapıştırıyorum arkadaşlar. Buraya da çıkan miktar diyorum. Sayfalarımız hazır. Stok sayfamız hazır. Ayarlar sayfamız hazır. Ana sayfamız hazır. Hemen buradan ekle menüsünden şu Word Art'a tıklayıp buraya bir yazı yazacağım. Mesela ne ticaret olsun diyelim. Yıldız ticaret olsun. Yıldız ticaret. Ondan sonra renk olarak da şöyle beyaz bir renk seçelim. Bunu biraz büyütelim biraz daha. Arkadaşlar ben biraz detaya dikkat ediyorum maalesef. Takıntılıyım bu konuda. Stok takip programı. Yani bir yerde okumuştum. Bir teknoloji dergisinde okumuştum yanılmıyorsam. Bill Gates'in meşhur bir sözü var. Bir programı eğer geliştirmekte zorlanıyorsanız güzel görünmesini sağlayın. Çünkü o güzel görüntü sizi tamamlamaya teşvik edecektir. Size daha çok bir heves katacaktır. Onun için oradan itibaren bende böyle bir takıntı oldu. Elimden geldiği kadar detaylara dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi bir buradan arkadaşlar geliştirici sayfasına gelip ekle menüsüne şu butonu alıyorum. Butonu artık kendinize göre ayarlarsınız. Şurada özelliklerden şu command kısmına, şu caption kısmına programı aç diyorum. Ya da ne yazıyorsanız artık. Ya da yazıyorum. Programı aç diyelim. Şu name'ine de btn start diyelim. Şuradaki kalibri font menüsünden yazı boyutunu da 16 yapıyorum. Evet. Şimdi internetten de bir stok takibi ile ilgili bir resim getirsek. Stok takip diye bir şey yazalım. Şuradan görsellerden ya da sadece stok yazalım. Şu resmi de kopyalıyorum. Gelip sayfamın şurasına yapıştır diyorum. Ama zemini beyaz oldu. Olsun. Şurada biçim menüsünden şöyle bir efekt verirsek. Tamam. Programımız hazır arkadaşlar. Yani ana sayfamız tamamdır. Bir de şöyle kaydederken şöyle bir uyarı alırsanız, bunu da birkaç derste anlattım. Bunu nasıl engelleyeceğinizi de hemen göstereyim. Dosya menüsünden seçeneklere geliyoruz. Güvenlik merkezi, güvenlik merkezi ayarları, gizlilik seçeneklerinde şu işareti kaldırın arkadaşlar. Kaydederken dosya özelliklerinden kişisel bilgileri kaldır. Kutuyu kaldırıp tamam dediğiniz zaman artık kaydete her bastığınızda uyarı mesajı gelmeyecektir. Evet, şimdi tekrar programımızın içine girdim ve şuradan bir user form açıyorum. Ve şurada özellikler menüsünü de açtım. Formun caption name'ine FRM ne diyelim? FRM stok kayıt. Aslında şöyle yapsak daha güzel olacak. Şuna programı aç değil de yine geliştiriciden özelliklerine geliyorum. Buraya stok tanımlama diyelim. Bu stok tanımlama olsun. Şunun bir kopyasını alalım. Şuraya yapıştır diyelim. Buraya stok girişi. Yine bunun bir yine bir tane daha yapıştıralım. Şuna da stok çıkışı diyelim. Stok çıkışı. Evet. İsterseniz menülerinize renk de verebilirsiniz. Şuradan
İstediğiniz bir rengi de verebilirsiniz. Şöyle butonlarınıza. Hatta şu rengi kullanabiliriz. Her üçünü Shift ile beraber seçip yazı rengi de beyaz yapacağım. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar burada stok tanımlama dediğim zaman az önceki şu FRM stok kayıt formunu açtıracağız. Hemen bunun caption'ına da stok kayıt formu diyorum. Ve şuraya stok kodu şimdi bakın bu stok kodunun sonuna iki nokta üst üste koydum. Sonra bunun fontuna gelip buraya kalibri yaptım. Yazı boyutunu 12 dedim. Ve aşağıda text align kısmında bunu right yapıyorum arkadaşlar. Artık şunu kopyasını aldığım zaman bütün yazılar öyle sağa hizalı bir şekilde karşıma geliyor gördüğünüz gibi. Şuraya stok kodu için bir text box alıyorum şuraya. Stok kodumuz burada olacak. Bu text box'ların height'ini 20 yapacağım. Height 20 olsun. Aynı şekilde fontu da yine kalibri ve 11 yapalım. Şunu da bir kopyasını aldım aşağıya. Buna stok kodu değil stok adı diyorum. Bak dikkat ederseniz sağa hizalı dediğim için yazı uzasa veya kısa da olsa sağ tarafları hep aynı hizada. Şimdi şöyle uzattım. Stok kodu, stok adı. Başka da bir şey lazım değil bize. Birimi falan lazım mı acaba? Birim yapsay mıydık? Stok adı. Şurada stok adı. İsterseniz birimini de ekleyelim şuraya. Birim. Adet mi, kilo mu vesaire. Tamam. Şuraya da birimi ekleyelim. Şöyle uzun olsun. Çıkana da aynı şekilde. Evet, şimdi son haliyle kaydettim. Buraya da birimi diyelim arkadaşlar. Birimini mesela listeden getirmek istiyoruz. Onun için buraya bir list box, şey bir checkbox, pardon, combo box alacağım. Bu combo box'ı da şöyle biraz uzatıyorum. Bunun da height'ini 20 yapacağım. Yeri gibi olsun. Evet, buraya kadar tamam. Şimdi kaydet butonumuzu koy yazıyoruz. Kaydet ve iptal. Kaydet ve iptal butonlarımızı da koyduk sayfanın üzerine. Sayfayı şöyle biraz daraltıyorum. Şuna da butu picture'dan resim getirebilirsiniz veya getirmeyebilirsiniz. Bu size kalmış. Hemen bunlara isim verelim. Bunun adı, bu text box'ın adı TXT stok kodu. Şuna TXT stok adı. Stok adı. Bitişik olarak arkadaşlar. Buna da combo box olduğu için CB birimi diyorum. Hemen şuradaki ana sayfadaki stok tanımlama butonuna tekrar çift tıklıyorum ve diyorum ki FRM stok kayıt nokta show diyorum. Hemen buradan bir de testini yapalım. Stok tanımlama diyorum. Gördüğünüz gibi stok kayıt formumuz geldi. Burada stok kodumuzu otomatik oluşturacağız. Stok adımızı ve buradaki birimi çağıracağız. Ve stoklar sayfasına kaydını gerçekleştireceğiz. Kaç dakikamız oldu? 15 dakika. Arkadaşlar, bu dersimiz bu kadar.
Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dediğim gibi kısa videolar yapacağız. Sizi de sıkmayadan 4-5 derste çok güzel bir stok takip programı yapacağız inşallah. Stoğa girenlerimizi görebileceğiz, çıkanları görebileceğiz. Hangi tarihte, ne kadar stok girdi, bütün bunların raporlarını alabileceğiz inşallah sonunda. Yani işinize yarayabilecek, eğer böyle bir iş yeriniz varsa, stok takip ile ilgili bir programa ihtiyacınız varsa, bunu rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir seviyeye getireceğiz inşallah. Hepinize başarılar diliyorum, hayırlı geceler diliyorum.